Buna bakınca Romalıların kim olduğunu açık bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani iyi adamların ve karşılarındaki düşmanlarının, ki bunlar muhtemelen gotlar, hangileri olduğu hemen ayırt edilebiliyor. Romalılar burada kendilerini iyi adam olarak gösteriyorlar. Daha asil, daha kahraman gibi görünüyorlar. İdeal özelliklere sahipler. Oysa düşmanları, gotlar, büyük burun, yanaklar ve vahşi yüz ifadeleriyle karikatür gibiler. Gotlar barbar olarak görülüyor ve bu şu açıdan oldukça ilginç. Bu Romalıların direkt olarak Antik Yunan'dan aldığı bir şey. Ama aynı zamanda klasik antik çağ geleneğinden ayrılan bir tarz. Burada figürlerin etrafında boşluk hissi yok. Onun yerine birbiri üzerine yığılmışlar. Evet bağımsız değiller. Hareket edecek yerleri yok. Yoğun bir şekilde insan figürü görüyoruz. Şu an Ludovizi Savaşı lahdine bakıyoruz. Bu gördüğünüz büyük bir mezar. İnanılmaz derin bir şekilde uyulmuş, çok büyük bir mermer parçası. Elbette buradaki oyma becerisi bu eserin en dikkat çekici yönlerinden biri. Bu lahdin her yeri figürlerle, at ve kalkanlarla kaplı. Ancak bazı yerlerde oyma o kadar derin ki şekiller, kollar, at kafaları arka plandan tamamen ayrılıyor. 2 3 hatta 4 katman figür ve şekil var. Yoğun bir karmaşa var ve aslında her bir bedeni takip etmek, her bir kişinin vücudu nerede başlıyor, nerede bitiyor anlamak biraz vakit alıyor. Eğer yakından bakacak olursak, tam ortada yukarıda olan kişi kesinlikle baş kahraman. Atının üzerinde sağ kolunu açmış, eğilerek atıyla birlikte duruyor. Atın üzerinde nasıl bize yaklaştığına bakın. Vahşi ve tutkulu ancak sakin görünüyor. Vücudu dışa doğru eğiliyor. Zırhının kıvrımları sanki bir ışın halinde yayılma hissi veriyor. Kompozisyonun merkezinde sanki güneş ışığı gibi ama aynı zamanda hareket ediyor. Aslında buradaki her şey hareket ediyor. Yüzey o kadar hareketli ki bunun sabit bir taş parçası olduğuna inanmak neredeyse imkansız. Yakından baktığımızda Romalılar sert ve ciddiler. Mesela en soldaki figür karşı hücuma geçmiş vaziyette. Yani savaşın ciddiyetini görüyoruz. Bunlar kişisel karar verme anları. Bileğinden bağlı bir gotu yakalayan Roma askerine bakın. Çenesinden tutuyor, başının arkasından kavrıyor ve o an bu esiri bağışlama ya da onu öldürme kararını veriyormuş gibi görünüyor. İlginç bir şekilde eğer lahdin altına doğru bakacak olursak figürler büyüyeceğine küçülüyor. Alt taraftaki atlar daha küçük. Aynı şekilde öldüren ya da yaralı figürler de biraz daha küçük. Sanki bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru bakıyoruz. Burada son derece ilginç bir perspektif oluşturulmuş. Kesinlikle lineer bir perspektif değil ama bu karmaşık yüzeyde anlamlı bir düzen var. Burada en ilginç bulduğum şey ise kalkan ve diğer öğelerin tek tek figürleri çerçeveleyerek kubbeler oluşturması ve gözümüzü bu kompozisyona derinlemesine çekmesi. Profilden gördüğümüz figüre bakın. Kafası iki kalkanla çevrelenmiş. Aradan bize bakıyor. Bu harika bir an. Ve şimdi de arkasındaki koyu gölgeye bakın. Bu lahitteki yüzeyi hareketlendiren gölge ve ışık oyunu gerçekten muazzam. En çok gölgeyi yani en derin oymaları gördüğümüz yer gotların saçları ve yüzleri. Mermerin derin bir şekilde oyulmuş pürüzsüz yüzeyi ise Romalılara ait. Evet, düşmanlar ve pürüzlü olma durumu arasında bir bağlantı kurulmuş. Roma'da 2. yüzyıldan başlayarak 3. yüzyıl boyunca giderek daha fazla lahit görüyoruz. Daha önce Romalılar ölülerini yakıyordu. Ama şunu biliyoruz ki 2. yüzyılda ölüleri lahitlere gömmek oldukça yaygın bir hale geliyor. Sonuçta bu onlara anıtsal heykel formlarını yaratma imkanı sağlıyor. Sanat tarihçileri bunun kimin lahdi olduğunu anlamaya çalıştılar. Bu konuda birkaç fikir var ama yine de emin değiliz. Zengin ve güçlü biri olmalı. Çünkü bu muazzam büyüklükte bir mermer ve oyma işlemi muhtemelen çok uzun zaman almıştı. Burada Romalıların da çok sevdiğini bildiğimiz, Partenon'un muhteşem heykelleriyle tanıdığımız yüksek klasik Yunan dönemi heykelinden uzaklaşmanın tercih edildiğini görüyoruz. Onun yerine figürler arası etkileşime önem verilmiş. Bununla beraber imparatorluğun 2. ve 3. yüzyılda yani Augustus'tan 100-200 yıl sonra eskisi kadar istikrarlı olmadığını da hatırlamak gerekir. Bu dönemde iç savaş ve imparatorluk genelinde istikrarsızlık mevcut. Dolayısıyla bu stili söz konusu siyasi ve tarihi değişikliklerle ilişkilendirmek mümkün. Belki Lahtin yüzeyinin kaotik niteliğinin imparatorluğun içinde bulunduğu kaosun bir göstergesi olduğunu söylemek biraz fazla olabilir. Ancak yüksek klasik dönem geleneğinden uzaklaşıldığını ve insan vücudunun zarafetiyle daha az ilgilenen, daha karmaşık bir tarz denendiğini söylemek yanlış olmaz.